Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, böyle aroşalı, düz, arada ajurları olan bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz için 11 ilmek, bir de arasında 12 ilmeğe ihtiyacımız var. 12 ilmek, 12 ilmek, 12 ilmek üzerinden modelimizi kurabilirsiniz. Hemen başlayalım. Biraz uzun örneğimiz. Böyle yanlama 2 örnek, uzunlamaya 1 örneğimizi anlatacağız. Şöyle ilmeklerimizi attık. Hiç lastik istemeyen bir model bu. Arka yüzün tamamını şöyle ters örüyorum değerli izleyicilerim. Biraz hızlı geçiyorum. Tamamını ters ördüm. Şöyle ilmeklerimiz fazla olduğu için yani sizlerin böyle sıkılmamanız için. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün hep ön yüzünde modelimizin kuruluşu. Kenar ilmeğimizden sonra burada bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında bir doladık. 1, 2, 3, 4 tane de ilmeğimi araşördüm. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım, 4 araşördüm. Şimdi 3 tane ilmeğimi burada araşörer gibi kestim. Yine 4 tane ilmeğimi araşörüyorum. Sonra bir ilmek doladım. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu bir modelim bitti şu an. İkinci modele geçerken yine bir ilmek şişime doladım. 4 tane ilmeğimi araşördüm. 3, 4. Yine 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Araşörer gibi. Kalan burada 4 tane ilmeğimi yine araşörüyorum. Sonra bir ilmek doladım. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde görüldüğü gibi tamamını ters örüyorum değerli izleyiciler. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyorum. Yine kolay bir model bu yelek örneği. Tamamı ters örülen örneklerden bir tanesi. Tam bir bayan yelek örneği değerli izleyicilerim bu. Bayan yeleklerine yakışan model. Hızlı geçtim böyle. Tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeğimi hep düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Düz ördükten sonra bir ilmek doladım. Bir önceki sırada dolamış olduğumu düz ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğim var. 3 tane ilmeğimi araşördüm. Ortadan bakın hep eksiltiyorum. 3 ilmeği kesiyorum. Yine 1, 2, 3 tane araşörüyorum. Sonrasında bu önceki sırada doladığımı düz ördüm. Sonra bir arttırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimiz hep düz. Yine bir doladım. Bir düz. 3 tane ilmeğimi araşörüyorum. Sonrasında yine 3 ilmeğimi kesiyorum. Araşörer gibi. 3 tane ilmeğimi yine araşörüyorum. Şöyle bir düz hemen yanındakini sonra doluyorum. Başta ve sonda hep düz ilmeklerimiz değerli izleyicilerim. Bak. Sonra arka yüzde tamamını ters örüyorum. İster orta kalınlıkta ister angora ip ikisinden de güzel durur bu model. Angora'dan biraz daha ince olabilir. Orta kalınlıkta ipten bu benim ördüğüm şekilde yapabilirsiniz. Arka yüzü hemen hızlı geçtim. Biraz örneğin bakın toparlanmaya başladı. Böyle belli olmaya başladı. Yine kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeğimi düz ördüm bakın. Düz ördükten sonra hemen bir ilmek doluyorum. Hep bu doladıklarımı düz örüyorum değerli izleyicilerim.
Şimdi iki tane ilmeğimi araşa örüyorum. Ortadan hep bakın şu şekilde kesmiş oluyorum. Yine iki tane ilmeğimi araşa ördüm. Hemen yanındaki iki ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir doladım. Bu zaten aradaki düz olan ilmeğimiz. Buraya kadar bir örnek. İkinci örneğe geçerken yine bir ilmek doluyoruz. İki düz. İki araşa ördüm. Üç kestim. Yine iki araşa ördüm. Sonra iki düz. Bir doladım. Buradaki düzü zaten hep öreceğiz ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirmiş oluyorum. Bakın biraz şurada ilmeklerimiz azalmaya başladığı zaman, yani tamamen 3 ilmek kestiğimizde örneğimiz bitmiş oluyor. Şimdi burada hemen hızlı yine geçiyorum. Biraz uzun model bu. Şimdi tek anlatmış olsam örnek anlaşılmayabilir. O yüzden iki örneği paylaşmak istedim. Böyle yan yana. Şimdi yine ön yüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra buradaki düzümü ördüm, bir doladım. Diğer önceki sıralarda doladıklarımı zaten düz örüyorum, bakın. Şimdi bir araşa, hep ortadan eksiltme yapıyoruz. Yine bir araşa. Yine düzlerimi ördüm, bir doladım. Bu iki örneğin arasındaki düze kadar bu işlemi yapıyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Şimdi bir araşa, 3 kesiyorum, bir araşa. Bir sonraki sırada örneğimizin tamamı bitmiş olacak. Bir doladım, bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum, bakın. Bu arada siz örneğimi görebilirsiniz yakından, sizler için örmüş olduğum parçayı. Şimdi ön yüze geldiğimizde yine aynı devam edeceğiz. Örneğimizle harika model ve kolay model değerli izleyicilerim. Sıramı tamamladım. Hiç lastik istemediği için böyle baklavalı gibi duran bir model. Şimdi yine buradaki düzümü örüyorum, bakın, sonra artırma yapıyorum. Bunları da düz örüyorum. Buradaki ilmeklerimi. Şimdi ortada bakın hiç araşam kalmadı. Tamamını kesiyorum düzden sonra. Bu tarafa da aynı şekilde. Sonra doluyorum. Bir örneğim böyle, bakın değerli izleyiciler. 1, 2, 3, 4, 5 defa kestiğimizde örneğimiz bitmiş oluyor. Yine bir doladım. Şimdi buradaki 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine 3 kesiyorum. Yine 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Arka yüzün tamamı ters. Ön yüzde ikinci örneğin kurulumunu anlatıp videomu tamamlamak istiyorum. Şöyle hızlı geçiyorum hemen. Aynı birinci sırada yapmış olduğumuz gibi o sırasını anlatıp tamamlayacağım. Şimdi bakın şöyle gösterelim. Bir örneğim bitti. Bakın dilimli. Şimdi ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizden sonra bir tane burada düz ördük. Burada başlarken daha. Sonra bir doladık. 4 tane ilmeğimi araşa ördüm. 2, 3, 4. Sonrasında 3 tane ilmeğimi burada araşa örer gibi kestim.
Kalan 4 tane ilmeğimi yine araş ördüm. Toplamda 11 ilmeğim var. Sonra doladım, bakın. Buradaki düzü de ördüm. Bir örneğim, ikinci örneğe başlamış oldum. Şimdi ikinci modele geçerken yine bir doladım. 4 tane ilmeğimi araş ördüm. 3 kestim, bakın. Hep ortadan kesiyoruz. 4 araşa, bir doladım ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirmiş oldum. Arka yüzün zaten tamamı ters, değerli izleyicilerim. Sonrasında burada 3 araşa örüp ortadan kesiyoruz, 2 araşa derken modelimiz bu şekilde olacak. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın, hoşça kalın diyorum.